Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Aygaz hissemizi konuşacağız. Hissemize geçmeden önce kanalımıza abone olup beğeni atmayı ve bizlere destek olmayı unutmayın. Şimdi Aygaz benim için borsanın dinamik hisselerinden birisi, potansiyeli yüksek olan bir hisse. Zaten Aygaz hissemizi bilmeyen yok ama bir de gelin hissemizi beraber inceleyelim. 219 milyonluk bir sermaye, 7,7 milyarlık bir öz sermayeden bahsediyoruz arkadaşlar. Aygazımızın hemen internet sitesine girip hakkımızda tarafına baktığımızda faaliyet alanlarını incelemek istiyorum. 1961'den beri ülkemize güç katıyoruz diye bir başlığımız var. Aygaz, LPG sektöründe faaliyet gösteren halka açık ilk şirket olan 81 ilde 1830 otogaz istasyonu, 2198 tüp gaz bağı ile hizmet vermektedir. Tüketiciler tarafından en çok tercih edilen LPG ürünlerini sunan Aygaz, her gün yaklaşık 40 bin eve girmekte ve günde 240 binin üzerinde araca Aygaz ve markalarının istasyonlarından yakıt temin etmektedir demiş arkadaşlar. LPG teminini yüksek kaliteli ve ekonomik LPG teminini 3 gemilik tek Türk gemi filosu destekli kuvvetli lojistik yapısı sayesinde kendi nihai müşterilerinin diğer LPG dağıtım şirketlerinin ve yurt dışı müşterilerinin içinde olduğu geniş bir ekosisteme yüksek kaliteli ve ekonomik LPG teminatı sağlamaktadır arkadaşlar. 3 gemilik bir filoyla. Dolum tarafında ise 178 bin metreküp Türkiye'nin en büyük LPG depolama kapasitesi, 5 deniz terminali, 5 dolum tesisi, 7 dağıtım merkezi ve 1 üretim tesisi bulunmaktadır arkadaşlar. Deniz taşımacılığında Türkiye'nin en büyük LPG deniz lojistik operasyonu Aygaz'dı arkadaşlar. 1967 yılından bu yana deniz taşımacılığı faaliyetlerini kendi gemileriyle sürdüren Aygaz, özel donanımlı ve tam basınçlı 3 LPG gemisi işletmektedir. Beykoz, Beylerbeyi ve Kuzguncuk adlı 3 gemiden oluşan bu filo, Aygaz'ın %100 iştiraki olan Anadolu Hisarı Tankercilik Anonim Şirketi tarafından yönetilmektedir. Gemiler, ithalat ihracat faaliyetlerinin yanı sıra Aygaz'ın deniz terminalleri arasında LPG ikmalinin de önemli bir kısmını karşılamaktadır. Türkiye'nin LPG ithalatının %51'ini gerçekleştiren Aygaz, aynı zamanda ülkenin en büyük LPG deniz lojistik operasyonunu da yürütmektedir. Kara taşımacılığına geçtiğimizde 300'e aşkın tanker, 200'e yakın tüp gaz nakliye aracı olduğunu bizlere vermişler arkadaşlar değer olarak. Aygaz'ın karayolları ile tehlikeli madde taşıma aracı uyumluluk belgeli LPG kara tanker filosu GPS ile 7/24 olarak da izlenmekteymiş. Üretim tarafında Aygaz iç piyasada kullandığı tüp, valf, küçük dökme tankı ve detentör gibi ürünleri Gebze Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan 52 bin metrekarelik açık ve 25 bin metrekarelik kapalı alana sahip işletmesinde üretmekteymiş. 77 bin metrekare üretim tesisi, 57 ülkeye ihracattan bahsediyoruz Aygaz'da. Aygaz, kargo tarafında da bir farkındalık yaratmış ve hızlı büyüyen e-ticaret ve ekonomiye paralel gelişen kargo dağıtım sektörünün sunduğu fırsatların bilincine varmış. Mevcut bayi ağı ve eve teslimat tecrübesini kullanabileceği bir iş modeli arayışıyla 2018 yılında Aykargo girişimini hayata geçirmiş. Aykargo, Aygaz'ın güçlü marka, bayi ağı ve tesis altyapısı gibi varlıklarını bir platform olarak kullanarak hissedarları ve bayileri için ilave değer yaratmak amacıyla yaptığı kurum içi girişimcilik çalışmalarının bir sonucu olarak ortaya çıkmış. Kargo ve dağıtım tarafında istediğin gibi Sendeo. Sendeo'yu da çok fazla duyuyoruz arkadaşlar. Yurt dışı faaliyetlerine geçtiğimizde ise uluslararası büyüme strateji kapsamında Bangladeş'te LPG temini, dolumu, dağıtımı yapmak üzere ülkenin en büyük şirketlerinden olan United Enterprise ve CEO ile ortaklık anlaşması imzalayarak LPG tüketiminde en büyük paya ve en hızlı büyüme trendine sahip olan Asya pazarına giriş yapmış. Bu çerçevede %50/%50 ortak yönetim hakkı ile kurulan ortak girişim şirketinin adı United Aygaz LPG Ltd olmuştur. Arkadaşlar.
Şimdi hemen Aygaz'da hakkımızda bölümünü incelemiştik. Peki neye bakabiliriz? Bir de markalarına bakalım. Mogaz'ı görüyoruz arkadaşlar markalarında. 1993 yılına kadar Mobil Oil, TH ve Koç Topluluğu ortaklığı Mobil Gaz markası ve Mobil Petrol Gazları AŞ ünvanı ile faaliyet gösteren şirket aynı yıl sermaye yapısı itibariyle tamamen Koç Topluluğu bünyesine katılmış ve ticari faaliyetlerini Mogaz Petrol olarak devam etmiş. Zaten şuradaki Koç Topluluğu her türlü gücü Aygaz tarafından anlatıyor. Lipet Gaz, Lipet Likit Petrol Gazı ve Yakıt AŞ 2003 yılı sonunda Mogaz şirketine katılmış. Verimliliğin arttırılması hedefi doğrultusunda üretim faaliyetlerinin tek elden yürütülmesi ve Mogaz'a ait tesislerin işletmesinin Aygaz'a devre ile başlayan işbirliği 2013 Ocak 22 tarihinde Mogaz Lipit Gaz markalarıyla dağıtım yapan Mogaz AŞ'nin Aygaz AŞ ile birleşmesiyle devam etmiş arkadaşlar. Pürsu 2011 yılında Aygaz dağıtım alanı daha verimli kullanmak ve bayilerine yeni bir iş alanı açmak amacıyla damacana su satışına başlamış. Faaliyetlerini Uludağ ve Nazilli'de bulunan iki ayrı kaynaktan çıkan su satışı sürdüren Pürsu'nun dağıtımı 38 ilde 400'ü aşkın bayi aracıyla gerçekleşmekteymiş arkadaşlar Pürsu'da. İştiraklar ve bağlı ortaklarına baktığımızda Akpa'yı görüyoruz arkadaşlar. Çoğu zaten Opet bayisinde de Akpa diye adlı görürsünüz. Anadolu Hisarı Tankercilik dedik. Bu 3 gemilik büyük filoyu Aygaz altyapısıyla faaliyet gösteren ve Aygaz sermayenin %100'üne sahip arkadaşlar. Sandio'dan bahsettik az önce. E-ticaret ve hızlı büyümeden bahsettik. Sandio'da iştirakları arasında ve Aygaz Doğalgaz. 2004 yılından bu yana doğalgaz piyasasında faaliyet gösteren Aygaz Doğalgaz, sıvılaştırılmış doğalgaz satışı ile iletiminin yanı sıra yurt içi piyasasında temin ettiği doğalgazın boru hattı üzerinden serbest tüketici statüsündeki kullanıcılara satışını gerçekleştirmektedir demiş. Aygaz, Opet Aygaz Gayrimenkul. Arkadaşlar Aygaz ve Opet petrolcülük tarafından %50 oranında eşit ortaklıkla 2013 yılında kurulmuş. Şirketin faaliyet alanı ülkenin çeşitli bölgelerinde akaryakıt ve otogaz satış istasyonu olarak işletilmek üzere gayrimenkulleri satın almak. Ve bu gayrimenkulleri arkadaşlar kendisi işletilebildiği gibi kiraya da verebilmekteymiş. Enerji yatırımlarına baktığımızda EYAŞ'ı görüyoruz. 2005 yılında kurulan enerji yatırımları Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşunun Tüpraş'ın %51 oranındaki hisselerini elinde tutmaktadır. Aygaz enerji yatırımları sermayesinin %20'sine sahiptir. Türkiye'nin rafinaj sektöründe öncü üreticisi olan Tüpraş, rafinaj dağıtım, petrol ürünlerinin deniz taşımacılığı alanlarında faaliyet göstermektedir demiş. Tüpraş'ın %51'i diyorlar arkadaşlar. Bal kaynak tarafına geçtiğimizde güçlü dağıtım alanından getirdiği fırsatlardan faydalanarak ek değer yaratmak ve bayilerine yeni bir iş alanı açmak amacıyla az önce Pürsu'dan bahsetmiştik. 38 ilde 400'ü aşkın bayisiyle sektörde hizmet verdiğini de söylemiştik. Pürsu gene karşımıza çıkıyor tabii ki. United Aygaz az önce bahsettik bunu. Bangladeş'te %50-%50 ortaklıkta kurulduğunu söylemiştik. Koç Finansal Hizmetler. Koç grubunun finans sektöründeki iştirakini Koçbank, Koç Yatırım, Koç Leasing, Koç Factoring, Koç Portföy, Koçbank, Nederland ve Koçbank Azerbaycan tek çatı altında toplayarak müşterilerine entegre finansal hizmetleri sunma faaliyeti doğrultusundaki kararına dayanarak 16 Mart 2001 tarihinde kurulmuş arkadaşlar. Yine bu da Aygaz'ın baktığımızda kurumsal iştirakleri olarak karşımıza çıkıyor. Yönetim kurulu ve yönetime geçmeyeceğim. Çok fazla uzamaması amacıyla genel olarak Aygaz'dan bahsettik, üretimden, faaliyet alanlarından, markalarından konuşmaya çalıştık. Şimdi hissemizin imalat sektöründe olduğunu görüyoruz. İmalat sektöründeki hissemiz 3.11 FK ve 1.91 PDD ile fiyatlanmakta. Bu sektörün ortalaması ise 12'ye 3.45 arkadaşlar. Şimdi hemen sermaye arttırım ve temettü tarafına geçtiğimizde arkadaşlar Aygaz'ın 2015, 14, 13 yani düzenli olarak 2009'dan beri hiç sektirmeden temettü verdiğini görüyoruz. Hatta son temettüyü Mart'ın 27'sinde yani bundan 5-6 gün önce geçtiğimiz hafta verdiğini görüyoruz. 90 kuruşluk bir temettü vermiş.
net olarak hissedarlarına hayırlı olsun, bereketli olsun. Teknik tarafına geçtiğimizde Aygaz'da neler söyleyebiliriz? Şimdi Aygaz'da önce Türk lirası tarafını bir inceleyelim, bir de dolar tarafını konuşacağız. Türk lirası tarafında Aygaz'ın döndüğü seviye direnç seviyesi arkadaşlar. Buranın üstünde kalamadık. Buranın üstüne geçmiş olsaydık biz arkadaşlar 100 TL üzerine, o zaman işin rengi çok değişecekti. O yüzden yakın zamanlı grafiğe bir geçelim Aygaz tarafında. Baktığımızda listemizin düşen trendte olduğunu görüyoruz. Fakat şöyle bir destek seviyemiz var. Düşen trendimiz bizim ne zamandan beri? Ocağın ikisinden beri hissemiz düşüyor. Aşağı yönlü. Bir kanal var. Düşen kanalımız. Düşen kanalın dibi aynı zamanda günlük grafikte 200 günlük ortalamaya da temas etmiş durumda. Yani 64.90 üzerinde hissemiz olumlu. 64.90'ın altına düşerse biraz daha satış baskısı artar. Onu da dolar tarafında birazdan konuşacağız. Peki nereden bir yukarı yönlü doğru yükseliş beklemeliyiz? Öncelikle majör düşenleri çiziyoruz. 68 TL üzeri lazım bize ilk etapta. 68 TL üzerinde birazcık daha oluşum netleşir. Fakat asıl yükselişimiz bizim tüm hareketli ortalamaları yukarıya kırdığında ve şu ana düşen trendi hemen kalın yapıp rengini turuncuya çevirdim. Turuncu çizginin üzerinde gerçekleşir. Yani 77-78 TL civarlarının üzerine çıkarsak biz yeniden tekrar hedefimiz 110 liralar olur. O da zaten buradan 77 liradan 110 lira dediğimiz zaman yaklaşık arkadaşlar bizlere %40'lık bir getiri sağlar. O yüzden güzel takip etmekte fayda var. Şimdi dolar tarafına geçiyorum. Dolar tarafında işlerimiz biraz daha değişiyor. Çünkü Aygaz'ın az önce internet sitesinde incelediğimiz gücünün hepimiz farkındayız. Dolar tarafında bizler 200 günlük ortalama düşüş onayını günlükte almışız. O yüzden biraz daha geri çekilmeyle birlikte dolar tarafında bizler ne kadarlık bir düşüş bekleyebiliriz? Yaklaşık %8'lik bir düşüş daha bekleyebiliriz arkadaşlar. O bizim normal TL tarafında da geçerli tabii ki. %8'lik %10 arası bir düşüş daha gelebilir Aygaz'da. Geldiği sürece ben herhangi bir şekilde karamsar davranmam. Hatta benim için olumlu olur. Neden? Haftalık grafiğine baktığımızda dolarda biz Aygaz'da düşeni kırmışız. Fakat düşeni kırdığımız seviyenin onayını almamışız. %48'lik bir hedeften bahsetmişiz şurada. Bizim buradaki bu hedefimiz gelmiş. Yani bir tepeyi tamamlamışız. Ve bu tepeyi tamamladığımız tepe aslında bizlere şurada bir çanak görünümü sağlamış. Yani bizim buraya doğru düşmemiz kulba inmemiz demek olabilir. O yüzden bizler buradaki destek seviyemizi iyi takip edeceğiz. Aynı zamanda haftalık da bizi burada 50 günlük ortalama desteğimiz de karşılıyor. Yani %8'lik bir düşüşün ardından yeniden %48'lik bir yükseliş. Artık bu seviyenin üzerinde kalırsak ardından bizim yükselişimizin şekli %100'e çıkar. Onun ardından ise benim hedefim %56'lık dolar bazında bir yükseliş arkadaşlar. Burayı iyi takip etmekte fayda var. Baktığımızda 3,20 sente kadar düşüşler gayet normal. 3,20 sentin üzerinde ulaşacak yatay bir bant. Ondan sonra bir yükseliş, ilk hedef %48. İkinci hedefimiz %99. Üçüncü hedefimiz %155 arkadaşlar. Dolar tarafı gayet güzel duruyor. Hatta ben Aygaz'ın artık dolara göre bile ucuz kaldığını düşünüyorum. Bundan sonrası için yeni hedefler çizdiğimizde işler daha da değişecek. Yani uzun vadede Aygaz'ı 15-13 dolar seviyesi arasında da görebiliriz. Hatta şuraya bırakalım. Tarihe not olsun. İlk hedefimiz 13 dolar olarak. Bu da ne yapar? Buradan itibaren yukarı yönlü %300'lük bir yükseliş demek. Bu da tabii ki zamana bağlı olarak takip edeceğimiz hedef arkadaşlar. Türk lirası tarafına tekrar geçersek %8'lik bir düşüşten bahsetmiştik. Buradan aşağıya dolar tarafında gördüğümüz %8'lik yükseliş bizim için fiyat hareketi olarak 60 TL seviyelerine kadar bir geri çekilme yaşatabilir. Yani aşağı doğru günlük seviyede 200 günlükte sert bir fitil, ardından yeniden yukarı yönlü bir hacimlenme gelebilir. 60 TL seviyesi dolar tarafında güzel bir desteğimiz. O da hemen hemen zaten şurada 63 TL'de gördüğünüz gibi bir arada gap boşluğumuz var. Bu gap boşluğunu almak isteyebilir. Yani şuralar yoğun destek seviyelerine yaklaşmışız artık. Yukarı yönlü ise %150'lik bir getiriden bahsetmiştik. Yani 67'den %150'lik bir getiri vurursak zaten 120-150 TL gibi bir hedefimiz bizim karşımıza çıkar. Bu da ne demek oluyor? 150'yi bıraktım buraya.
İlk etapta şurada zaten 110 TL gibi bir kanal direncimiz var. Kanalı geçtikten sonra sert bir şekilde 150'lere doğru bir yükseliş bizleri bekler. Hissemiz benim açımdan gayet olumlu. Düşen trendde olsa bile ben hissemizi olumlu karşılıyorum. Çünkü çok güçlü bir şirket. Bir kere Koç topluluğu, yani borsada Koç iştirakları diye bir olay var. Bunu hiçbir zaman atlamamız gerekiyor. Ben hala şu ivmeyi yakalasa bile, yani Aygaz'da görüyorsunuz şu yükselişi. Şurada muazzam bir yükseliş var. 15-16 liralardan yukarı yönlü %500 giden bir Aygaz'dan bahsediyoruz. Ama ben hala şirketin ucuz kaldığını düşünüyorum. Yukarı yönlü hareketler beklemeye devam ediyorum. Destek seviyelerinden mallanabilir yeniden. Yatırımcıları zaten daha iyi takip ediyordur hisselerini. Umarım onlar için daha kazançlı günler onları bekler, hepimizi bekler. Şimdilik teknik görünümünde de söyleyeceklerim bu kadar. Sağlıcakla kalın, destek seviyelerini iyi takip edin. Sizler de araştırmalarınızı yapın. Umarım bol kazançlı günleriniz olur. Görüşmek üzere.